ve yuallimuhumul kitabe vel hikme, aynı zamanda Allah'ın peygamberi müminlere Allah'ın kitabını öğretiyor ve hikmeti öğretiyor. Kitap belli. Allah'ın Celle Celaluhu bize göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı. Bunu Allah Celle Celaluhu bize peygamberi aracılığıyla gönderiyor. Bir düşün bakalım Müslüman. Niçin bir aracı koyuyor Allah Celle Celaluhu? Ne olacak yani? 600 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i Mevla Teala Hazretleri bir şehre indiriverseydi toplu olarak. Ondan sonra da böyle gayipten bir ses denilseydi ki ey kullar, bu konuşan Allah'tır. Size indirdiğim kitabım Kur'an işte falan yerdedir. Gidin alın onu okuyun, anlayın, hayatınıza tatbik edin deyiverseydi ne olurdu? Olurdu. Yani Kur'an-ı Kerim bize yine gelmiş, ulaşmış olur muydu? Olurdu. Peki Allah niçin bir peygamber koymuş araya? Ve 23 senelik bir zaman diliminde peyderpey, ayet ayet, sure sure Allah kitabını indirmiş. İşte burası önemli. Ve yuallimuhumul kitab, tamam, Allah kitabını, Allah'ın kitabını öğretiyor peygamber. Vel hikmete, hikmeti de öğretiyor. Öğretiyor, dikkat ediyor musunuz? Yani Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın yeryüzündeki en önemli görevlerinden birisi de Allah'ın kitabını müminlere, kullara öğretmek. Elif, B, T, S diye öğretmek olmadığını herhalde tahmin ediyorsunuz. Peki nasıl öğretmek? Mevla Teala Hazretleri namaz demiş. Namaz nedir? Mahiyeti nedir? Nasıl bir ibadettir? Şartları nelerdir? Nasıl kılınmalı? Kaç vakit kılmalı? Mevla Teala Hazretleri oruç demiş. Orucu bozan şeyler nelerdir? Oruçta nelere dikkat etmeli? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inan kitapta Allah Celle Celaluhu hac demiş. Bitti. Hac yapacaksın mümin. Hac yapacaksın Müslüman. Ama haccı kim yapacak? Hangi şartlarda yapacak? Hangi vakitlerde yapılacak? Şartın, efendim, haccın şartları, mahiyeti nedir? Bunların hepsini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğretti bize. Onun için Efendimiz Aleyhisselam'a ümmeti Muhammed, hatta biraz daha genişletin siz çerçeveyi, bütün insanlık. Evet, bütün insanlık çok şey borçludur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı bize kardeşlik nedir, kul hakkı nedir, komşuluk hakkı nedir, aile sorumlulukları nelerdir, ahlak nedir, bunu bize öğreten Muhammed Mustafa olmasaydı Aleyhisselatü Vesselam, inanın ayağımızı yıkamayı bile bilmiyor olacaktık şimdi. Nitekim bugün kardeş kardeşin boynuna dalmış, kardeş kardeşin kanını döküyor mu, dökmüyor mu? Döküyor. Neden döküyor? İşte Suriye, işte Irak. Neden kardeş kardeşi öldürüyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği mesajdan uzaklaşınca insan sırtlanları bile geçiyor. Onun için çok şeyi borçluyuz değerli müminler. Vallahi borçluyuz.